Herkese merhaba, ben Aynur. Arkadaşlar, bugün size çıtır çıtır nefis bir ıspanaklı börek tarifim var. Bugün böreğimizi çok değişik hazırladım. Öncelikle mutfak şefime 1 kilo un, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tuz ve alabildiği kadar su ekleyip pürüzsüz bir hamur hazırladım. Ben tahminen 600 mililitre kadar su kullandım. Siz isterseniz zeytinyağı yerine normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hamurumun üzerine kapatıyorum ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Mayalı hamur değil ama yine de dinlendirirseniz açarken kolaylık olur sizin için. Ben de bu arada içini hazırlıyorum. İç malzemesi için 1 kilo ıspanağım var. Ispanakları güzelce yıkadım ve küçük küçük kıyıyorum. 2 adet de soğanım var. Soğanları da küçük küçük doğradım. Ispanakları hiç haşlamadan bugün çiğden hazırlıyorum. Soğanları ıspanaklara ekledim. Tuz, karabiber, pul biberi, biraz zeytinyağı ekledikten sonra elimle güzelcene böyle ovdum ve sonra 200 gram kadar beyaz peynir ekleyip karıştırdım. İç malzememiz hazır. Bu arada da hamurum yarım saat kadar bayağı dinlendi. Şimdi hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Benim bezelerim tahminen portakal büyüklüğündeydi. Siz daha küçük veyahut da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Bezelerinizi ne kadar küçük yaparsanız sizin için açarken o kadar kolaylık olur. Eğer tabii ki börek hiç yapmadıysanız. Şimdi bu bezeleri önce sıvı yağla yağlıyorum. Bir servis tabağına alıyorum. Üzerini kapattıktan sonra yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar da açarken kolaylık olur. Şimdi üzerlerine birer tatlı kaşığı kadar margarin koyuyorum. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben tereyağını pek sevmediğim için piştikten sonra çok ağır kokuyor, margarin kullandım. Margarini bu bezelerin üzerine böyle elimle bastırarak yaydım. Bunları tekrar servis tabağıma aldım. Ve tekrar 15-20 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Üzerlerini kapatmayı unutmayın. Yoksa kenarları kurur ve açarken zorluk olur sizin için. Şimdi bezelerimizi teker teker elimizle açıyoruz. Kenarlarından böyle çeke çeke açıyorum. Ortasına çok dokunmayın. Kenarlardan açtığınızda ortası zaten otomatikman kendiliğinden inceliyor. Açabildiğiniz kadar, inceltebildiğiniz kadar açın. Eğer zaten börek yapıyorsanız bu işlemi biliyorsunuzdur. Aynı çarşaf böreği gibi bezelerimizi açıyoruz. Bu böreğin tek değişik tarafı açtıktan sonra bezemi tam ortadan ikiye kesiyorum. Üzerine önce tabii ki biraz sıvı yağ gezdirdim yine. Sonra ortasından kesiyorum ve her bir bezeyi de içe doğru katlayarak uzun şeritler hazırlıyorum. Yufkaları açarken yırtılırsa hiç sorun yapmayın kendinize. Ara sıra benim yufkalarım da yırtılıyor. Zaten bunları üst üste kapattığımız için yırtılan kesimler hiç görünmeyecek. Şimdi bu şeritlerin bir kenarına ıspanaklı iç malzemesinden koydum ve üçgen şeklinde sarıyorum. Siz iç malzemesini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz ama bence bu ıspanaklı iç malzemesi çok güzel yakıştı. İçi böyle güzel sulu sulu olmuştu ıspanakları kavurmadığımız için. Dışı da bu işlemden dolayı çıtır çıtır oldu. Bu böreği mutlaka deneyin derim. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üçgen böreklerimi üzerine fırın kağıdı koydum, tepsime aldım. Mayalı hamur olmadığı için tepside tekrar dinlendirmenize hiç gerek yok. Hemen üzerlerine sıvı yağ sürüyorum. Bu böreklerin üzerine hiç yumurta sarısı sürmüyoruz. Sıvı yağ sürüyoruz. Bu sıvı yağdan dolayı da dışları çıtır çıtır oluyor. Önceden ısıttığım 200 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirdim. Böreklerimi fırından çıkarttıktan sonra hemen servis tabağıma aldım. Gerçekten kesinlikle bu böreği deneyin derim. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim size. Evet, benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.